Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın en kolay cevizli baklava tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: 4,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet yumurta, 125 mililitre su, 125 mililitre sıvı yağ, 50 gram tereyağı. Yufkamız açılması için buğday nişastası kullanacağız. Sizler de isterseniz buğday nişastası ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz, fark etmez. Evet, hazırlaması için yoğurma kabını alıyoruz. Yumurtamızı karıştırma kabına içerisine koyacağız. Yanına tereyağı koyalım. Yoğurtumuz. Sirkeyi de koyacağız. Sıvı yağ. Ve su. Şimdi birbiriyle iyi bir şekilde karıştıracağız. Evet, şöyle şimdi iyi, gayet iyi oldu. Artık unumuzu yavaş yavaş bir şekilde koyacağız. Malzemelerimiz şöyle karıştırmaya devam ediyoruz. İyi bir şekilde karıştıracağız. Ve unumuz koymaya da devam edeceğiz. Şimdi hamurum tezgahın üstüne koyacağım. Kaldı unumuz koyalım. Yine de yoğuracağız. Beş dakika kadar yoğurmaya devam edeceğiz. Evet, eli yapışmayan ve yumuşak bir hamuru elde ettik. Şimdi hamurumuzu böleceğiz. Şimdi tezgahımız üstüne bir miktar nişasta koyacağım. Evet, bir parça alıyorum ve küçük tabak boyluğuyla açacağız. Evet, bu büyüklüğüyle yapalım. Sonra üstüne bir sitrit koyacağız. Diğerleri için aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi de üstüne bir streç koyalım. Evet, şimdi bunu dinlendirmeyi bırakacağız. Bu çok önemli bir püf noktası. Yani en az 4 saate kadar dinlendirmeyi bırakın. Mesela gece yapın, sabahta kullanın ya da sabahta yapın ama gece de kullanacaksınız. Birkaç saat geçtikten sonra buzdolabından çıkartacağız. Şimdi ikinci önemli şeyimiz, hamuru açtıyken nişasta ile açın. Tezgahın üstüne bir miktar nişasta döktüm. Evet, hamurumuz açılması için şunu kullanacağız. Hamurumuz çok ince bir şekilde açılması lazım. Ne kadar daha fazla ince olduysa daha iyi olacak. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde açalım. Evet, şöyle biraz ortadan bastıracağız. Sonra ellerimizi açalım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı ince bir şekilde oldu ama yine de açmaya devam edeceğiz. Evet, şöyle olacak. Ellerim hamurun altına koyduğum zaman da gösterebilmesiyiz. Evet, iyi oldu.
Diğerleri için aynı şekilde hazırlayacağız. Evet, şöyle sizlere göre zor olabilir. Ama birkaç kere yaptıktan sonra çok kolay, size göre çok kolay olacak ve alışkınsınız. Evet, şimdi baklavamız yufkası bir fırın tepsisine içine koyacağız. Evet, şimdi en az 15 kat olması gerekir. Kenarları keseceğiz ve katları üstüne şu şekilde koyalım. Şimdi kenarları şöyle bıçak yardımıyla içine sokacağız. Evet, şöyle 15 katı olana kadar devam edeceğiz. Şimdi ince doğrulmuş cevizimizi serpelim. Sizler de isterseniz Antep fıstığı ya da fındık da kullanabilirsiniz, size bağlı. Evet, cevizimizi her yere koyacağız. Hamurumuzu yine de açıyoruz çünkü cevizin üstüne birkaç kat daha koymam gerekir. Şimdi bu cevizimizi üstüne koyacağız. Şu şekilde kenarları keseceğiz. Evet, şimdi de son tabakalarımız koyalım. Tabii ki de en az 15 tane olması lazım. Birkaç tabaka koyduktan sonra şimdi baklavamızı keseceğiz. Ben kare şekilde keseceğim. Sizler de istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz daha küçük bir şekilde kesebilirsiniz. Evet, şimdi baklavamın üstüne temiz yağ döküyorum. Evet, temiz yağımız şöyle her yeri dökeceğiz. Yani bütün parçalar üstüne dökelim. Evet, şimdi fırın götürülmesi için hazırdır. Fırın sıcaklığı 180 olacak. Alt üstü ayarladım. Evet, pişirmesi için bekleyeceğiz ve biraz rengi nerleşecek. Şimdi şerbeti hazırlayacağız. Şimdi 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker dökelim. Şimdi çok çok az bir şekilde limon dökeceğiz. Ya da sizler de isterseniz bir dilim limon koyabilirsiniz. Evet, ocağa götüreceğiz ve kaynama başlarken 10 dakika kadar kaynatmaya bırakacağız. Baklavamız bakalım nasıl oldu. Evet, gördüğünüz gibi şekli bayağı güzel olmuş. Şimdi fırından çıkartacağız. Şimdi üstüne şerbetimizi dökelim. Sıcaklığıyken şerbeti dökeceğiz. Evet, şöyle her yeri dökelim.
Baklavamız daha kolay çıkarılması için yine de kesiyoruz. Şimdi şerbeti çekene kadar bekleyeceğiz. Evet, dinlendirdikten sonra ve şerbeti çekildikten sonra artık servise hazırdır. Evet arkadaşlar, baklavamız son şekli budur. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekli oldu. Evet gördüğünüz gibi bayağı çıtır çıtır ve güzel bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.